क्या होती उतरन। Bileklerini kesip sahte bir kriz çıkardı. Bunu iç aya karşı silah olarak kullandı. Onu çaresiz bıraktı. Mutluluğundan vazgeçirdi. Beni kendi kardeşinin elinden alarak mutluluğumuzu çaldı. Buraya beni teselli etmeye geldin. Gözyaşlarımı silmeye geldin değil mi? Ama bunlar sadece üzüntü yaşları değil. Bunlar aynı zamanda utanç gözyaşları. Kendimden çok utanıyorum artık. Benim cezam ölümden bile beter olmalı. O kaza benim yüzümden oldu. Damini'den sevdiğini ben çaldım. Ondan kocasını, İtçe'den de babasını çaldım. O zamanlar kendimi toparlamıştım. Senin için ve kızımız için. O kız için bencilleştim. Ve bencilliğim bugün yüzüme bir tokat gibi çarptı. Bu öyle şiddetli bir tokat ki, kendimi toparlamam artık çok zor. Her şey bitti Divya. Çok yükleniyorsun. Olanlar kazaydı. Evet. Çok pişman olduğum için İtçe'yi kızım olarak kabul ettim. Onu benim bir parçam yaptım. Damini'yle burada yaşamalarını istedim. Böylece yaptığım hataların bedelini az da olsa ödeyecektim. Böyle düşünüyordum ama olmadı. Kızımız bunu kaldıramadı Divya. Bunu zamanında göremedim. Doğru okuyamadım olayları. Başlarda her şey çok yolunda gibiydi. İtçe'yi benim düşündüğümden daha çok seviyordum. Ama sonra her şey değişti. Bisikleti parçaladığında anlamalıydım. İtçe'yi bırakıp döndüğü gün anlamalıydım. Çok büyük hatalar yaptım. Onu asla affetmemeliydim. Tapasya'yı yatılı okuldan alıp eve getirmekle çok büyük bir hata yaptım. Şimdi anlıyorum. Zamanında cezasını verseydim beni aldatmaması gerektiğini öğrenirdi. Ve bugün olanların hiçbiri asla ama asla yaşanmazdı Divya. Asıl hata bende. Onu sen cezalandırmak istediğinde Tapasya'nın hatalarını ben görmezden geldim ve seni durdurdum. Meğer yanlış yapmışım ben. Ben doğru düzgün düşünemiyorum Divya, tamam. Ama sen nasıl hata yapmış olabilirsin Divya? Sen kızımızı kurtardın. Sen benim eşimsin Divya. Ve beni en iyi sen anlarsın. Sana yalvarıyorum şimdi. Lütfen bu evde bir daha asla Tapasya'nın adını anma. Tüm kalbimle yalvarıyorum sana. Tüm yaşananları unutmak istiyorum artık. Kızımızı da tabii ki. Sen neler söylüyorsun? Tamam anlıyorum, bir hata oldu. Hem de çok büyük bir hata. Ama o bizim kızımız. Bizim görevimiz onu hatalarıyla sevmek. Onun hataları da bizim sorumluluğumuzda değil mi? Yine aynı şeyi yapıyorsun Divya. Yine onun hatalarını savunuyorsun. Evet haklısın. Yaşananlar gerçekten çok kötü. Ama Tapasya bizimle her zaman konuştu. O anlattı. Ama biz dinlemek istemedik. İtçe'nin gelinliğini giymesi, o hale gelmesi bizim suçumuz. İtça, hazır mısın? Gel
Keşke her şeyi geri alabilsem. Keşke yapabilsem. Peki şimdi ne olacak Divya? Hiçbir şeyi geri alamayız artık. Ama artık evlilik gerçekleşti. Veer İçay'la evlenmek için gelmişti. Bu Tapasya'nın evliliği değil Divya. Bak, söylediklerini anlıyorum. Ama biz ne yapabiliriz ki? Eğer bir onu kabul etmezse ne olacak? Biz ne yaparız? Söylesene. Peki ya İçya? İçya'ya ne olacak? İçya Veer'i seviyordu. Ve kızımız onu elinden aldı. Tapasya'nın cezalandırılması lazım Divya. Ama istediğin büyük bir ceza. Hayır Divya. Böyle olması gerekiyor. Bunu senin de kabul etmen gerekiyor. İlişkimiz bu şekilde devam etmemeli. Tapasya'nın bu yaptıklarını şimdi hiçbir şey olmamış gibi kabul edersek birbirimizin gözünde kendimiz küçülürüz Divya. Bundan sonra kızımız bizim için herhangi bir kızdır. Bunu unutma. Onu artık kabul edemem. Damine'nin kızı bize dayanak olur. Yani kendi kızımızın hayatını mahvedeceğiz. Bu sefer cezalandırılması gerekiyor Divya. Ama bu kadarı çok fazla. O bunu hak ediyor Divya. Tamam, seni anlıyorum Divya, anlıyorum. Senin gözlerin kızına olan sevgiden gerçekleri göremiyor. Bir kızının evini al ve yok et ki diğer kızın kendine bir yuva kurabilsin, değil mi? Olmaz Divya, ben böyle günahlarla yaşayamam. Nereye gidiyorsun? Bilmiyorum Divya. Zaten nereye gidersem gideyim, bu gerçeklerden kaçamam ki Divya. Bak, şimdi senden bir isteğim var. Eğer bu evde kalmamı istiyorsan Tapasya'dan kalan her şeyi kaldırman lazım. Onunla ilgili hiçbir şey görmek istemiyorum. Bugünden itibaren bu evde Tapasya hakkında konuşulmayacak. Eğer kalmamı istersen Tapasya ile ilgili tüm anıları bu evden sil. Farklı farklı tatlıları yediğimi düşündükçe ağzımın suları akıyor. Ben de yemek istiyorum ama burada nasıl yiyeceğiz ha? Hizmetçinin kızı üzgün ve bir takur kızının evinde nasıl yemek yiyebilir ha? Beni dinle. Ne oldu? Röyni, buraya gel tatlım. Gel bir tanem. Benim biricik röynim. Efendim. Gel buraya hadi. Ne oldu canım? Mutfağa git ve 10-12 tane hamur kızartması yap. Beni dinle. Orada öylece alınmayı bekleyen tatlılar var. Çabuk getir. Ben çok acıktım. Eğer biri yakalarsa iç çay için üzüldüğünü ve bu yüzden ne yaptığını bilmediğini söylersin. Tatlım, ben de senin gibi çok açım ama gitmeyeceğim işte. Mutfakta hazır tatlılar varken sana kaç kere ye ye diye söyledim. Ama nafile yemedin işte. Buraya gelmeden önce yiyecektin. Artık çok geç. Cebine birkaç tane samsa böreği koy. Ben de senin gibi yapacağım. Üzülmek yok o yüzden. Ne diyorsun sen? Rohini. Ben mutfağa gideceğim. Ah canım, anlamıyorsun. Ben kimin oğluyum biliyor musun? Ben Tapasya'nın büyük annesinin oğluyum. Bu yüzden ben bir evdeyken bir şey olursa ve ben yemek yiyemezsem o zaman başka. Ama ben eve geldiğimde ne yapar eder? Yemeğimi ilk ben yerim. Bilirsin, aça 9 yorgan örtmüşler, gene de uyuyamamış. Pundale ailesiyle artık bizim itibarımız da ikiye katlandı. Bir evimizde de Tapasya'nın kayınvalidesi var. Burada yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda. Şişt.
Ne oldu abla? Şey, Tapasya'nın babası... Allah'ım! Enişteme bir şey mi oldu yoksa? Tatlım, ayağıma basıyorsun ama. Yok yok, bir şey yok. Sadece nereye gittiğini merak ettim. Telefonu da açmıyor. Hiçbir şey yemedi. Giderken bir şey de demedi. Ah Divya, ben de her yerde seni arıyordum. Tapu yemeğini yemiyor. Hadi gel ona ellerinle yedir. Hayır teyze. Bırak odasında kalsın. Babası görürse ne olur hiç. Neden durdun anne? Babam görürse ne olacakmış söylesene. Beni öldürecek mi yani? Tapasya! Tamam anne. Öyle bir şey olursa ben de canıma kıyarım. Divya! Vur bana anne. Hadi, hadi vur. Zaten diğer kızını daha çok seviyorsun, öyle değil mi? Vur hadi. Divya. Tatlım, sen olgun bir insansın. Eğer ona bunu yaparsan, bir daha nasıl yüzüne bakabilirsin? O zaman Tapu'ya yemeğini kim yedir? Büyükanne, ben aç değilim. Hadi Tapu. Hadi. Hadi. Ben aç değilim büyükanne. Biraz yemek ye. Ben bu masada her zaman annemle yemek yerdim. Ama şimdi tamamen yalnızım. Çok acı çekiyorum. Tapu tatlım, yemeğini ye hadi. Lütfen ye yavrum. Olmaz büyükanne. Sen büyükannenin sözünü dinlemiyor musun? Yemeğimi annem hazırlayıncaya kadar yemek yemeyeceğim. İnat etme tatlım, yemeğini ye. Yemek istemiyorum diyorum. Tapasya. Teyzeciğim, ona inat etmemesini söyle. Onun inadına daha fazla katlanamayabiliriz. Divya, böyle yapma. O hala bir çocuk. Ona kendi ellerinle bir lokma yemek yedir. Baba. Divya. Bir yanında kızın, diğer yanında öfkeli kocan. Seni anlayabiliyorum. Divya, belki haklı olabilirsin. Ancak kızın artık burada misafir. Ve buradan kendi evine gidecek. Bugün ona yedireceğim bir lokmayı kocasının yanına gittiğinde daima hatırlayacak. Bu anı hiç unutmayacak. Senin bunu yapman lazım.
Teyzeciğim, ona benden bir şey beklememesini söyle lütfen. Anneciğim, sen de yemeğini ye. Yemeği odama yollayın. Tamam anneciğim. Hadi, bana da bir tabak yemek ver. Sen nasıl bir arkadaşsın? Sen nasıl bir arkadaşsın ki en yakın arkadaşını geleceği olmayan bir ilişkiye sürüklüyorsun? Senin baban öldü artık. Benim sadece tek bir kızım var. Sen benim kızım değilsin. Yemeğini ye. Tabunun karnı aç anne. O aç kalmayacak. O bütün yemekleri yiyecek. Sen... Sen şimdi yemeğini ye. Sonra konuşuruz. Anne, ben çok susadım. Bana biraz su ver. Peki, tamam. Gelinimiz nerede? Senin gelinin anne. O babasının evinde. Bir.
Olduysa bu kimse için hayırlı olmadı. Tapasya'dan bahsediyor olamazsın. Oğlum. Merak etme, her şey zamanla yoluna girecek. Annene birazcık güven oğlum. Ben yalnızca iç çayı seviyorum. Yalnızca o benim eşim olabilir. Hiçbir tören, hiçbir adet ve gelenek benim bu kararımı değiştiremez. Ben bu hileyle yapılmış bir evliliği kabul edemem. Bu hileyle yapılmış bir evliliği kabul edemem. Evlenmek için bileklerini keserek yalandan intihar etti. O bu bıçağı kullanarak iç çayı çaresiz bıraktı. Kendi isteklerini gerçekleştirmek ve kız kardeşinin mutluluğunu elinden almak için kullandı. Viri İçya'dan ayırmak için kullandı. Senin baban öldü artık Tapasya. Sen benim kızım değilsin. Artık benim tek bir kızım var. Bu canım, bak sana ne getirdim. Tereyağlı helva getirdim, evet. Dün de bir şey yememiştin. O yüzden bunu sana ellerimle yaptım. Al, eğer bunu yersen yüzüne biraz can gelecek. Çok mutlu görünüyorsun Rohini. Evet. Viri o kız değil de sen aldığın için çok mutluyum. Bunun için herkes çok mutlu. Yalnızca ben ve sevgili anneciğim gece gulak jamun yedik. Evet, harikaydı tadı gerçekten. Öyleyse bunu da yemesi için ona ver. Neden onun yemesini istiyorsun ki? Bunu ben senin için yaptım. Evet. Eğer bunu yersen yüzün parlayacak. Vir seni gördüğünde öylece baka kalacak. Öylece duracak. Git buradan. Çık hadi. Hemen. Git dedim. Sen burada ne yapıyorsun? Ona yemek getirmemi söylemiştin anneciğim. Sana yemek ver dedim. Kızın başının etini ye demedim. Hadi git şimdi. Haklısınız. Birazdan bunu temizlemesi için bir hizmetçi gönderirim. Hadi. Şükürler olsun.
Ağlama, ağlama, ağlama. Sinirinin birazı annenden, birazı da babandan geliyor, değil mi? Babamı da kaybettikten sonra ben tamamen yalnız kaldım. Yanımda kimse kalmadı. Yalnızım. Annem babam yok. Bir yok. Hiç kimse yok. Yapayalnızım büyük anne. Tapum benim bebeğim. Güzel tatlım. Sakinleş biraz hadi. Gel bakayım. Otur. Sana daha kaç kere öfkeyle kalkan zararlı oturur diyeceğim. Her şeye öfkelenme. Bunu hiçbir zaman unutma yavrum. Herkese, her şeye sinirleniyorum. Bir bana çok kızgın ve beni kabul etmiyor büyük anne. Etmeyecek de bunu biliyorum, biliyorum. Tamam canım, tamam. Nereye giderse gitsin. Dedenin bunlara mutlaka bir müdahalesi olacak. Bir yalnızca onun yanında olabilir. Sen onu düşünme. Sadece bir tek şey düşün hayatım. Evlilik işleri yoluna koymak demektir. Ancak önce ailenle aranı düzeltmelisin. Daha sonra da kocanla. Sonra o aptalın eve döndüğü gibi sana geri dönecektir. Göreceksin bunu. Kaç kere yalnızca ve yalnızca iç çayı sevdiğini söyledi büyük anne, beni değil. Aşkın hayatta bir anlamı yoktur yavrum. Kimse... Kimse beni sevmiyor büyük anne. Ben seni seviyorum bir tanem. Annen de çok seviyor seni, inan. Bu doğru değil. Dün olanları görmedin mi? Bana bir lokma bile yemek vermedi. Ve o da gitti. Gördün her şeyi. Tapu canım. Ben sana kendi kızımmış gibi göz kulak oldum her zaman. Sen Veer'in yanına git. Kalbini yumuşat. Divya'nın, annenin kalbini kazanmak için biraz uğraşman gerek. Eğer annen yine de kabul etmezse, o zaman Tanrı bilir. Ama kabul edecektir. Ya peki, ya baba? Jogi'nin sorunu, o kızlarının gölgesinde kaybolan bir hükümdar gibi. Tattım. Sen annenle konuşmaya çalış. Jogi şu an evde değil. Onun gönlünü almaya çalış. Buluşmak istiyorum. Veer'i benden almana izin vermeyeceğim asla. Anlıyor musun? Veer artık benim. Ben herkese ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Özellikle de Anjum abla ve Cookie'ye. Sorularına cevap veremiyorum.
Ne desem, ne söylesem bilemiyorum. Cookie ve Anjum abla bu evdeki insanlar hakkında bir şeyler söyledi ama ben onları dinlemedim. Anne sen sakın üzülme. Ben her şeyi yoluna sokacağım. İtça. Otur. Bak İtça. Şu anda olan şeyler sadece senin sorumluluğunda değil. Bunlar her iki ailenin de sorunu. Ben sadece bunu bilmeni istiyorum İtça. Ne olduysa oldu bitti. Bundan sonrası için hayatımıza yeni bir başlangıç yapmalıyız kızım. Tamam mı? İtça. Biz eskisi gibi kendi küçük dünyamızda yaşamaya devam ederiz. Onlar da hayatlarına biz olmadan devam ederler. Bizim küçük dünyamızda eminim yeni insanlar olacaktır. Yepyeni bir hayata başlayacağız İtça. Sabahtan beri ağzına bir lokma sürmedin. Dur ben sana yiyecek bir şeyler getireyim. Sen dur anne. Ben getiririm. Şimdi git annenle konuş. Baban evde değil. Bu senin tek şansın olabilir. Anne. Artık odana girmek için izin mi almam gerekiyor anne? Anne. Anne, benimle konuşsana anne lütfen. Hatalı olan bendim biliyorum. Anne özür dilerim. Anne lütfen, lütfen bundan sonra ne söylersen onu yapacağım, söz veriyorum. Bir daha üzmeyeceğim seni. Sözünden hiç çıkmayacağım, bir hatam yüzünden. Sen bu haldeyken bir de beni düşünme kızım. Üzgünüm anneciğim. Çok üzgünüm anne gerçekten. Ama ben kontrolümü kaybetmiştim. Kendim de değildim anne, inan bana. Anneciğim sanırım sadece yalnız hissettiğimden. Sus. Böyle konuşmaya devam edersen bak işte o zaman seni döveceğim. Döv beni anne. Döv beni istersen. Ben
Ben razıyım her şeye. Bana ceza vermeni istiyorum lütfen anne. Lütfen dön beni. Benimle konuş babandan daha iyi. Ne söylüyorsun sen? Babam bana çok öfkeli anne. Sen de kızgınsın. Birbirinizle o kadar meşguldünüz ki benimle ilgilenmediniz. Beni görmezsen geldiniz. Kaç kez sana ve babama her şeyi anlatmaya çalıştım biliyor musun anne? Ama hiç kimse beni dinlemek bile istemedi. Herkes sadece bir kişiyle ilgileniyordu. Herkesin ağzından o isim düşmüyordu anne, biliyorsun. Varsa yoksa İtça, hep İtça. Sanki ben bu aileden değilmişim gibi. Tabbasi, o senin kardeşin sayılır. Hayır anne, hayır. Ben sizin gibi düşünceli bir insan değilim artık. Benim dünyamda sadece annem ve babam var. Başkasına yer yok anne. Ama senin dünyanda öyle değil. Tapasya, senin bu zamana kadar yaptıklarının yüzünden Damini'nin suratına bakamaz oldum. Evet anne. Haklısın. Ben herkese acı çektiriyorum. Herkesi kandırıyorum. Bütün bu yaptıklarımın tek bir cezası var. Beni tekrar yatılı okula göndermelisin anne. Çünkü babam artık benimle barışmaz. Ayrıca bir de beni istemiyor. Yanında kalmama izin vermedi biliyor musun anne? Bana katlanamadığını söyledi. Herkes beni yalnız bıraktı. Herkes beni terk etti. Senden ve babamdan başka hiç kimsem yok artık anne. Yapayalnızım. Ama siz de benimle konuşmuyorsunuz. Ben şimdi gidip babamla konuşmayı deneyeceğim anne. Siz benim yüzümü bile görmek istemiyorsunuz biliyorum. Şu anda gerçekten neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ayırt edemiyorum. Sadece çok endişeliyim kızım. O eski iyi annen gibi davranamıyorum. Lütfen affet beni. Hayır anne. Hayır. Böyle yapma anneciğim. Dilin mi koptu? Niye konuşmuyorsun? Bir ne yapacak? Bu zamana kadar aklın neredeydi senin? Şimdi mi soruyorsun bunu? Bir bana ne söyleyecek ve ben ona ne cevap vereceğim? Sadece bir sorunun cevabını öğrenmemiz yeter. Geline bu teyzingin kim olduğunu sormalıyız. Bunu bilmemiz yeterli. Bence biri bir süreliğine Amerika'ya göndermelisin. Sen ne söylüyorsun? Onun bir çocuk olmadığının farkında mısın? Annesi de oğlunun burada kalmasını istiyor. Bu sadece benim düşüncem. Senin düşüncene ihtiyacım yok benim, tamam mı? Gelinim neyin doğru neyin yanlış olduğunu çok iyi biliyorum. Sen Tej'den bile güçlü birisin. Senin düşüncenin bir önemi yok. Bu konularda beceriksizsin. Mir uyandı ve çok gergin görünüyordu. Git ve bana törene bile katılmadan kaçan o gelini getir. O kızı mı? Mir o kızı gerçekten seviyordu. Öyle mi? Söylesene bana. Eğer Tej'i durdurursam, ben o kızın önünde gururumu nasıl koruyacağım? Bizim çocuk o kadar
Sinirli ki gurur falan umurunda değil. Bir torunumun hayatı Tejin yüzünden mahvoldu zaten. Diğeri de hangi kadını seçeceğine karar verirken aklını yitirdi. Bir kadın için bu evden kaçmayı bile göze aldı. Sen de gelmiş, birin gerginliğinden söz ediyorsun bana. Bunlardan bahsedeceğine git biraz sorumluluk kal, tamam mı? Üzerine düşen ne varsa yapmaya çalış. Burada karşıma geçip işe yaramaz düşünceler vermekten başka bir şey yapmıyorsun çünkü. Git de işimize yarayacak bir şeyler yap artık. Bir köşede izlemekten vazgeç. Tatlım. Hemen benimle gel. Kayınvaliden geldi. Sana bazı hediyeler getirmiş. Hadi çabuk ol, beraber inelim. Hadi çabuk inelim aşağı. Tamam. Sen git, biz geliriz. Hoş geldiniz. Efendim. Lütfen oturun. Merhaba. Merhaba. Size söylediklerim gerçekten çok utanç verici. Olanlar için daha kaç kez özür dileyeceksiniz? Bay Takur daha bu sabah evimize gelip özürlerinizi bize iletti. Başkalarının söylediklerine de çok fazla üzülmeyin. Kızınız ailemizin bir üyesi durumunda. O yüzden bunlar çok normal şeyler. O evin tek çocuğu gibi davranıyor, olanların sebebi bu. Bilinçsizce yaptı. İki tarafın ailesi de olanlardan fazlasıyla etkilendi. Ama bunlar Tanrı'nın isteği olmalı. Başta kendini göstermeyen törende iç yaydı, değil mi? Onun için bunları normal karşılamak gerekiyor. Sanırım doğru söylüyorsunuz. Evet, sanırım doğru olan bu. Ben de öyle düşünüyorum. Bir içeyi sevdiğini söyledi. Yoksa gelinimiz olarak biz Tapasya'yı tercih edecektik. Merhaba efendim. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Buvante. Devam edin. Bir şey söylüyordunuz. Doğru olan bu diyordum. İster kabul edelim, ister etmeyelim. Olan şeylerin hiçbiri bizim elimizde değildi.
Zaten kaderi kim engelleyebilir ki? Haklısınız. Bir'in kaderinde olan kişi Tapasya'dır. Bütün bunların gerçekleşeceği varmış. Hiç kimse alın yazısını engellemeyi başaramaz. Peki ya ben Bir'in o kızı unutup unutmayacağı konusunda endişelenmeli miyim? Bunu sadece zaman gösterebilir bize. Sadece Tanrı en iyisini bilir. Evet. Biz sadece zamanla her şeyin yoluna gireceğini düşünüyoruz. Bir sonunda mutlaka bu durumu kabullenecektir. Ama benim sizden bir ricam olacak. Tabii söyleyin lütfen. Lütfen o kızın birden uzak durmasını sağlayın. Biz buraya gelinimizi almaya geldik. Tapasya'yı çağırır mısınız lütfen? Bekleyin. Ben onu buraya getireyim. नन्हे नन्हे से हाथों में गुड़िया पुरानी किस्मत अपनी तो जैसे कोई रूठी नानी नन्हे नन्हे से हाथों में गुड़िया पुरानी